Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Önce siyasetin gündemine bakacağız. Başlıkları teker teker sizlere aktaracağız. Zira bugün önemli bir yıl dönümü. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yeni bir açıklaması var. 1915 olaylarına ilişkin o sıcak gelişmeleri aktaracağız. Daha sonra çarpıcı görüntüler, çarpıcı haberler ekranlarınıza gelecek. Gündemin getirdikleri başlıyor. Evet, bugün 1915 olaylarının 104. yıl dönümü. Beştepe'deki arşiv sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya hedef aldı. Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanların hepsinin kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz dedi. Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin arşivlerinin uzmanlara açık olduğunu ancak diğer ülkelerin gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığını söyledi. Erdoğan, Batı ülkelerini Türkiye'ye karşı ön yargılı olmakla eleştirdi. Tehcir başka, katliam başka bir şeydir, kimi aldatıyorsunuz diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi. Mektupta, 1. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır mesajını verdi. 1915 olaylarının 104. yıl dönümü dolayısıyla resmi törenlerin düzenleneceği yerlerden biri Fransa. Fransa'da ilk kez resmi tören düzenlenmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 hafta önce bir kararname yayınlayarak 24 Nisan'ı resmi anma günü ilan etmişti. Ana tören bu akşam Başbakan Edouard Philippe'nin katılımıyla Paris'teki Comitas anıtı önünde düzenlenecek. Ayrıca Marsilya ve Lyon kentleri de törenlere sahne olacak. Öte yandan dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD Başkanı geçen yılki mesajında olduğu gibi bu yılda Ermenice büyük felaket anlamına gelen Metz Yegen ifadesini kullandı. İç siyasete dönelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün de serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i daha önce serbest bırakılmışlardı. Kılıçdaroğlu'na attığı yumruk objektiflere de yansıyan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatılmıştı. Gözaltı süresi sona eren Sarıgün adliyeye sevk edildi. Soruşturma yürüten savcıya ifade veren Sarıgün, Kılıçdaroğlu'nun PKK-PYD terör örgütü değildir şeklindeki verdiği demeç aklıma gelince Kılıçdaroğlu'na doğru yuh diyerek yüksek bir sesle bağırmaya başladım dedi. Karşımda görünce sinirlerime hakim olamayarak sadece bir kez yumruk attım ifadesini kullandı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltında bulunan hiç kimse kalmadı. Emniyet yetkililerinin saldırıya katılanların tespitine yönelik çalışmaları da sürüyor. Bu arada soruşturma dosyasında yer alan jandarma tutanağı da Kılıçdaroğlu'na yönelik fiziksel ve sözlü saldırıya 37 kişinin karıştığı bilgisinin bulunduğu öğrenildi. Bu kişiler arasında yer alan ve evi yakın diye bağıran kadının da ifadeye çağrılması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili de konuştu. Olayı linç girişimi olarak nitelendirdi Kılıçdaroğlu. Bunun affedilebilecek bir olay olmadığını ama her şeye karşın sağduyuyu korumak zorunda olduklarını söyledi. Ben bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum, bütün bunları aşacağız, bütün bu gerginlikleri geride bırakacağız dedi. CHP lideri kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la birlikte düzenlediği basın toplantısında verdi mesajlarını. Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılması ve sonrasında da Sarıgün'ün elinin öpüldüğü fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılması soruldu kendisine. Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum dedi CHP lideri. Son başlığımız, Ankara'da bugün kritik bir toplantı vardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme süreci F-35 ve S-400 gerilimine girişmek üzere bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı. Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci F-35 ve S-400 gerilimleri ele alındı. Özellikle Suriye konusunda hem diplomatik hem askeri anlamda bugüne kadar alınan yol, bundan sonra çizilecek yol haritası masaya yatırıldı. Atılacak adımlar değerlendirildi. Gündemin getirdikleri Twitter gündemiyle devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin gündemi dün İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayın ardından taciz haberleri sevgili izleyenler. Bugün Küçükçekmece'de yaşanan olayın ardından İstanbul'da metrobüste de bir taciz iddiası vardı. Bu haber doğal olarak sosyal medyada hızla yayıldı ve bugünün en üst sıralarında yer aldı sosyal medya gündeminde. Metrobüste taciz var hashtag ile. Küçükçekmece haberinin birazdan ayrıntılarını vereceğiz. Ancak dediğimiz gibi haber sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor ve o konuyla ilgili bugün açılan başlık "Çocuk susar, sen sus mu?" oldu. Ne yazık ki son yıllarda özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının arttığı istatistiki olarak da bilinen bir gerçek. Fakat bunun önlenmesi için tam olarak ne yapılacağı ile ilgili bir yol haritası sunulmamış durumda. Cezaların mı artırılması gerekiyor, bir eğitim sürecine mi girilmesi gerekiyor? En azından bu konuda bir yol haritasının oluşturulması gerektiği mesajları vardı sosyal medyada. O yüzden de işte başlık bugün "Çocuk susar, sen susma" oldu. Ermeni başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin Ermeni Patrik vekiline yazmış olduğu mektup sosyal medyanın gündemindeydi. Bu sebeple Ermeni ifadesi sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer aldı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubundaki yapıcı üslubu sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından dikkat çekildi. Gündemin getirdikleri devam ediyor. Gündemi sarsan haber. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Haber kısa sürede duyuldu, mahalle sakinleri ayaklandı. Zanlı henüz yakalanamadı, küçük kızsa yoğun bakımda. Mahalleli ayağa kalktı, çocuk istismarına karşı yükselen sesler böyle yankılandı. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Şimdi olay burada olmuş. Şu tarafları yan yana koymuşlar. Bir şahıs evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu bir apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Biz bir babayız, biz bir dedeyiz. Bu insanlık dışı bir şey. Ne bekliyorsunuz? Tamam, kaç tane var çocuğun? Haberin duyulmasıyla olayın gerçekleştiği Kanarya Mahallesi'nde protesto yürüyüşü düzenlendi. Burada tamamen emniyet mensuplarını, özellikle İçişleri Bakanlığı'nı sesimizi duyurmak istiyoruz. Çocuk yoğun bakımda. Babası da hasta, bu da hastaneden. Küçük çocuğun yoğun bakımda olduğu belirtildi. Cinsel istismar zanlısı ise kaçtı. Polis soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Kütahya'da eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan iki kardeş suda kayboldu. Arama kurtarma ekipleri kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı. Sefa ve Ali Rıza Sokor piknik yapmak için Akkent Mahallesi'ndeki Yedigöller mevkiine gitti. Etrafı köpüklerle sarılı eski bir buzdolabını sal gibi kullanıp gölete açıldılar. Kısa süre sonra buzdolabının alabora olmasıyla gözden kayboldular.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. İki kardeşin cansız bedenleri bulundu. Çocuklarından uzun süre haber alamadığı için Sağlık Bakanlığı çağrı merkezini arayan bir baba olay yerine götürüldü. Ali Sokor çocuklarını teşhis etti. Ali Rıza'nın yakın zamanda askerden geldiğini, büyük oğlu Sefa'nın ise psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi baba. Cesetler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ekonomiden haberler var. Merkez Bankası, bankalardaki mevduata uygulanan faiz konusunda tebliği değiştirdi. Değişken faiz uygulanabilecek vade süresini Türk Lirası mevduat için 3 aya indirdi. Yeni tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle değişken faiz oranı Türk Lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlar için uygulanacak. Yabancı para mevduatta ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlara değişken faiz uygulanabilecek. Önceki düzenlemeye göre değişken faiz oranı 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. Trafik sigortasında prim belirleme usulünde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan değişikliğe göre trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle yönetmeliğin sigorta primlerinin tespitine ilişkin esaslarına ekleme yapıldı. Buna göre risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanlarıyla sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma etkinlikleri Gelibolu Milli Parkı'nda başladı. Etkinliklerin ilk töreni Şehitler Abidesi'nde yapıldı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen uluslararası anma törenleri tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılıyor. Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu. 2. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Törenin sona ermesi. Solo Türk'te Şehitler Abidesi üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Anma törenleri kapsamında yarın da sabaha karşı Anzak Koyun'da şafak ayini düzenlenecek. 5000 inci de 57. alaya vefa yürüyüşü düzenleyecek. Programımızı burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.